Çirkinlik bu hayata sahip olamayacağım tek şey çirkinlik hayatım. Kaç yaşında coming out oldun yani açıldın ailene? Hala bilmiyorlar. Nasıl hala bilmiyorlar? Sana bir süt banyosu falan yapıyorum sanıyor. Yapıyorum bu arada. O sütler nasıl alınıyor? O sütler nasıl sağlıyor? Süte zam geldi o yüzden artık evet. Sığıyorum. Evet. Anneciğim babacığım deyin olan bir belgesel varmış. Hayvanlar antrikotlar mantrikotlar boğalar. Yanlışlıkla bu da açın orada. Gördüm Garanti Bankası'na konum atmışım. Benim Garanti Bankam falan yok. Onu nereden buldum konum attığımı bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Para karşılığı görüşmek isteyenler oluyor çok fazla. Evet. Ya da böyle oyunculardan da mesaj alıyorum. Ya da futbolculardan. Ben de onları soruyorum. Topa iyi vuruyor musun? Buralarda neler dönüyor bir bilsene. Hoş geldiniz. Ay bugün karşınızda harika bir konuğum var. Gerçekten çok başarılı, yetenekli, tuttuğunu koparan, hırslı. Nesin cevap verdi? İnanılmaz pozitif bir insan. Karşınızda Arda Bektaş, Ardella. Ay çok teşekkür ederim. Aynı şeyleri ben de senin için söylüyorum. Sen de çok hırslı, çok yetenekli, çok yaratıcı, çok bebek bir insansın. Aşkımsın. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay çok heyecanlıyım. Burası o kadar güzel ki yani. Bence herkes gelmeli. Böyle yaşamak istiyorum. Ben bir gün hayatıma bu kişi olarak devam edeyim. Et kız. Kimse karışamaz. Çıkıyorum diye. Kimse karışamaz aşkım. Et. Ay mesela böyle Nişantaşı'nda yürümeyeyim mi ben? Böyle yürüme yani. Ben yani Nişantaşı'na uygun bir kıyafet değil. Böyle ben yürüme. Ben bir tane kıyafetime yürümüştüm ya olay oldu. İşte ikinci kombinim bu. Aynen. Ya sabah kalk bir yürü bakalım. Bu yandım çayımı olacak. Aldım elime. Aynen. 5 çayımı. Ama yani bu kıyafetle zaten yürümez. Ben yürürüm. Yürüme kız. O kıyafetle de yürünmezdi normalde. Evet. Ben yürüdüm. Ben yaparım. Her yürüyüşümüz onur yürüyüşüdür diyorum. Ne haber, nasılsın? Nasıl gidiyor? Aşkım iyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Sadece bugün, yani bugün değil aslında. Bu hafta biraz rahatsızdım ben. Hafta sonu arkadaşımın doğum günü vardı ve çok içtim. Köpekler gibi içtim. Pazartesi uyandığımda uyanamadım. Çünkü boğazım o kadar ağrıyordu ki. Sağ olsun bugün Mustafa bana bağlı çay yaptı ve iyileştim. Çok iyiyim ya şu anda. Ya aşkım Mustafa'cığım. İyi ki geldim yani. Makyajını da yaptı Mustafa. Makyajımı da yaptı. Ellerine sağlık. Evet. Çok güzel yaptı. Çok iyi hissediyorum kendimi. Harika. En sadece bir tık şey. Senden korkuyorum. Ya aşkım. Ne bileyim bir tık böyle. Korkma. Ben acımasız davranacakmışsın gibi evet, geliyor. Evet, gece sabaha kadar senin sorularını hazırladım. Tabii hazırlarken kikirdedim bol bol. Eğlendim. Ya. Bakalım karı neler yapacak diye. Tabii canım ağlarmışım burada. Yok ağlamam. Atarım kendimi herhalde. Ağlatmayacağım seni, korkma. İyi bari, sevindim. Nasıl gidiyor? Yoğunsun bayağı. Biraz aşkım bahset yoğunum bakalım, güzel gidiyor. Yani ne yapıyorum? Şöyle işte biliyorsun bir süredir İstanbul'da yaşıyorum artık. Hı-hı. Normalde işte ilk başta taşındığımda bir ev arkadaşım vardı. İşte 2 yıldır, 2,5 yıldır da tek yaşıyorum. Hı-hı. Pandemiden bir tık önce tam taşındım zaten. Pandemi geldi. Sonra kendi makyaj stüdyomu açtım. İşte süper. O bir pandemiye denk geldi biraz ama şu anda her şey çok yolunda. Onun haricinde şimdi inşallah kendi makyaj markamızı falan çıkartacağız. Onun üzerine çalışıyoruz. Haber. Yine mi boşta birlikteyiz. Aha, o 5 yıldır uğraşıyordu. 3 yıldır da birlikte uğraşıyoruz. Hı. Onun üzerine yoğunlaştık. Aynı zamanda makyajlar, şunlar bunlar derken bir süredir de YouTube'u bırakmıştım. Evet. Şimdi tekrar böyle çok sürekli olmasa da arada vakit arada değil aslında. Yani sürekliye döndürmeye çalışıyorum. Hı. Video atmaya başladım. Video atıyorum. Süper. At. Evet, evet çok seviyorum. Evet. Bir tık bana küstüler ama söz veriyorum artık devam edeceğim. Bir de işte Şubat'ta senin doğum günü öncesi ama işte çoktan planlamıştım bilmiyordum. Vallahi sen İstanbul'un en güzel partisini sen kaçıracaksın. Kaçırdım yani neyse, bunun için ağlayabilirim. Canlı yayın şey yaparız. Tabii canım aç ben yataktan katılırsın. 1 Şubat'ta burnumu yaptırıyorum. Bir de evet. Bir şekilimi yaptıracağım. Ameliyat olacağım öyle. Ne onun yaptınız? Haricinde bir şey yapmıyorum. Evdeyim. Evde yaşamayı seviyorum. Evet. Mutluyum, huzurluyum. Nişantaşı kızıyım. Göründüğü gibi. Evet, göründüğü gibi. Tam şu an Nişantaşı kızı. Sabah kalktım canlandım. Uzattım çayımı. Nişe'ye birazcık memelerimi gösterdim. İçeri girdim. Nişe bayram ediyor sayende. Tabii canım etsin teşvikiye. Baharcan Dağ'la birlikte. Ay Baharcığım. Baharcığıma da buradan el sallayalım bari de. Aşkom diye. Başlamadan bir şey söyleyeceğim. İlk defa konuk olduğum bir kanalda izlediğim yerde oturamadım. Aşkım bir queen yani yan yana. Ben bu tarafı sevmiyorum. Zaten burnumu o yüzden yaptıracağım. Çok güzelsin de o işte öyle olmuyor. O öyle olmuyor. Evet. Tabii insanın kendini sevmesi. Yani ben kendimi tabii ki seviyorum ama kamera açımı biliyorum. Evet. Yani burnum buradan her zaman büyük çıkıyor. O yüzden normalde hep o tarafta oturuyordum. Sen bir kere burnunu yaptırmadın mı bir kere? Yaptırdım da düştü. Evet. O yüzden aynı ikinci kez yaptıracağım. Ayo. Düşüyor yani. Aslında çok güzel. Nesrine benziyorsun işte bayağı. Evet Nesrine benziyorum evet. Da işte Nesrin sol açımda böyle. Hiç kimseye benzemiyorum. O yüzden zaten 1 Şubat'ta ameliyat oluyorum bunun için. Buramı da kullanabileyim diye. 1 Şubat'ta o zaman senin de doğum günün artık. Tabii yeniden doğacaksın. Yeniden doğuyorum. Ben her yıl yeniden doğuyorum. Anestezi almadan yaşayamıyorum. Okey. Bense hiç yani. Hiç yatamam. Neden? Altını.
Korkuyorum, fobim neden var. Neden korkuyorsun? İğneden. Aşkım ben çekin olmaktan kork diyorum. Ben çok hem çok güzelim. Ben ondan çok korkuyorum. Ben çok güzelim. Sağdan güzelim, soldan güzelim. Tabii canım hepsini kullanıyorum diye. Ben de iğne gördüğümde bayılıyordum bu arada. İğne gördüğümde korkuyordum, bayılıyordum, ağlıyordum, zırlıyordum ama öyle olmuyor. Şu anda yüzüme bir şey yaptırırken mesela hiç uyuşturmuyor bile doktorum. Tak diye iğneyi sokuyor, dolduruyor. Anladım tak diye sokuyor, dolduruyor. Bir süre sonra tabii şeye dönüşüyor böyle yaptırmak. Evet, o haz veriyor bana yani. Dövme gibi. Sana benim çekin olma korkum var. Sen çekin olamazsın zaten. İyi bari. Ben de hep onu söylüyorum. Olamazsın çünkü. Bu hayatta sahip olamayacağım tek şey çirkinlik hayatım. İyi bari. O zaman şimdi soft sorularına başlıyorum. O zaman geliyor ilk sorum. Şimdi öncelikle seni tanımayanlar için biraz böyle kendinden bahseder misin? Kimdir Arda Bektaş? Neler Arda yapıyor? Bektaş nereden kimdir? Geliyor? Nasıl süreçlerden geçti? Ardella kız, Ardella. Aynen. Ardella önce bir kimdir? Arda Bektaş'ı analım sonra Ardella'ya geliriz. Tabii. Arda Bektaş kimdir? Arda Bektaş şu anda 22 yaşında. 18 yaşında YouTube'a başlamış. Tatlı bir çocuğumuz, gencimiz, eşimiz, dostumuz. 18 yaşında başladın daha mı erken başladın? Yani 17'nin sonuydu evet, aslında. Lisedeydin. Evet lisedeydim. Lise son sınıfa gidiyordum. Makyaj artisti olmayı çok istiyordum ve o yüzden işte bu RuPaul Drag Race'ler, Jeffree Star falan izleyerek baktım Türkiye'de YouTube'da hiç makyaj yapan bir erkek yok. Ben de artık çok erkek sayılmam ama o zaman erkektim yani. Ondan sonra dedim ki bunu neden ben yapmıyorum? Ben başlayayım deyip başladım çünkü zaten ben ilkokuldan beri Jeffree Star falan takip ediyorum. Çok seviyorum. İdol aldığım birisi. Öyle YouTube'a başladım. Bir süre sonra artık İstanbul'da olmam gerektiği kararına vardım ve sürekli zaten gidip geliyorduk. Geliyordum. Senle de zaten gidip geldiğim süreçte daha samimi olduk. Miboş sayesinde İstanbul'a yerleştim. İşte önce Kadıköy'de oturuyordum. Ondan sonra Nişantaşı'na taşındım. Nişantaşı'nda oturuyorum şimdi. Kendi makyaj stüdyom var. Aynı şekilde o da Nişantaşı'nda. Makyaj yönelik bir şeyler yapıyorum. Ablaya gereken hiçbir makyaj ürünü getirmek hediye yok. Ay özür dilerim. Hiç yok. Her zaman getiriyorum. Çok özür dilerim. Ben sabah evden çıkarken... Hiç yok. Hayır, başka bir makyaj malzemesi tabii zaten. Tabii canım. Dolu da sponsorlarım var diye. Evden çıkarken sadece ayakkabılarımı almışım. Saçım başım bile yapmadım. Vlog çekiyorum bir yandan. Aynen. Hiçbir şey almamışım yani. Unutmuşum. Range Rover'la alırdım seni evden. Tabii canım. Bu da bana yakışır diye. Ay böyle ben her hafta gelebilirim. İlk defa bir kanal bu kadar lüks, bu kadar pahalı her şey. Evin önünden Range'le aldılar beni. Diğer konukları neyle aldın? Bari Porsche'la aldırdık. Bari Porsche'la. Bari Range'le aldırdık. Bari şey diyoruz zaten Türkiye'nin en zengin YouTube kanalı. En zengin YouTube kanalı. Şu anda dünyanın havada tabii canım genelden Range'le aldı. Diğer kanallar korsan taksiyle aldırıyor beni. Sorma çok zenginiz sorma. Yok kız kiraladık arabayı senin için ne yapayım yani? Ben seni yerim çok masraf oldu. Ben yürüyerek de gelirdim evimiz yakın. Aşkım yürüme istedim ben şimdi. Ay seni yerim. Çok teşekkür ederim. Gelir. İnşallah. Programdan sonra yürüyerek gidersin bu halde. Tabii canım bu halde bu topuklularla diye. Zaten o çark saatine denk geliyor. Tamam akşam. Tarla başına uğradım oradan aynen. Geçtim eve diye. Bir çarka çarka tarata gidersin. Tabii canım bu kadar hazırlandık bir emek evet. Var. Peki şimdi böyle tanımaya başladığından bu yana senin için neler daha kolay veya zor oldu hayatta? Neler daha? Çünkü hani 18 yaşında YouTuber oldun ve böyle orada işte... Sadece makyaj yapmıyordun. İşte başından geçen olayları anlatıyordun. Tabii canım toplumsal şeylere de değiniyordum. Toplumsal olaylara değiniyordun. Yani neler işte. Zor oldu. İlk başta görünür olmak, yani çok biliniyor olmak da mutlu etmediğini fark ettim. Çünkü her kafadan bir ses sana bir şeyler yazabiliyor. Evet tabii ki de ben ilkokulda da iyi şeyler yaşamadım. Ortaokulda da iyi şeyler yaşamadım. Ve lisede de zorbalığa maruz kaldım ettim. Ama bunu YouTube'da çok fazla kişiden bir anda görünce ilk başta tabii çok üzülüyorsun, çok şok oluyorsun. Alıştığın bir şey değil yani. Hiç bilmediğin bir şey. O yüzden başta zor oluyor. Sonrasında Twitter'da çok linç edildim. O yüzden zaten Twitter hesabımı kapattım. Çünkü bir süre sonra deliriyorsun ve şey oluyor. Sürekli Twitter'a giriyorsun. Kendi adın hakkında aratıyorsun neler yazılmış okumaya başlıyorsun. Çok saçma aslında yani bırak hiç tanımadığın insanlar senin hakkında ne yazmış ne etmiş. Belki Allah korusun yarın ölebilirim ve oturup da beni sevmeyen işte benim hakkımda iki tane kötü yorumu düşünerek ölemem yani. Tabii canım. Hayat bu kadar saçma ve kötü değil. Değil aynen. Yani o beni tabii ilk başta çok mutsuz etmişti ama sonra buna alıştım ve bunun olumlu tarafından bakmaya başladım. Yani her gece kulübüne istediğim gibi girebiliyorum. İstediğim her şeyi giyiyorum. Mesela atıyorum normalde X bir kulüp çok açık giyindiğinde almıyor. Ben transparan giyinip girebiliyorum. Evet. Bu harika bir şey diyorsun. Tabii canım. Makyaj yapmaya nasıl başladın peki? Makyaj yapmaya nasıl başladım? Ve yakalandın mı hiç ilk makyaj yaptığında? Ay tabii yaptığında. Ki de. Ne ya, oldu? Ben çocukluğumda hep yapardım yani. Kendim bildiğim bileli yapıyorum. Annem işe gittiğinde falan onu makyaj malzemeyle gizlice kendime yapardım. Birçok kez yakalandım. Çünkü o kadar salaktım ki yani kapatmayı falan bilmiyordum. Kaç kez annemin rujlarını kırdım sürmeye çalışırken. Hep şey arkadaşlarımla suça dağırdım. Benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım vardı Gözde diye. Gözde de bize gelirdi. Birlikte yapardık. Anneme dağırdım ki anne Gözde yaptı. Özür dilerim ona izin verdiğim için. Ama aslında ben yapıyorum yani.
hep yapardım. Gözde senin alter ego'n o sırada. Tabii canım, Gözde benim kurtarıcım. Biz Gözde'yle hep Wings Club falan oynardık. İşte o zaman çilek kızlar vardı, onları keserdik ederdik. Çok tatlıydı, çok güzeldi. Keşke tekrar çocuk olabilsem. Peki bağırcığım, ağlama. Peki kaç yaşında coming out oldun, yani açıldın ailene? Hala bilmiyorlar. Nasıl hala bilmiyorlar? Yani şöyle. Açık açık konuşulmadı mı ben Lubunya'yı? Hayır. Yani bu annemle konuşuldu da mesela, evet, babam hala bilmiyor. Evet. Yani bunu hiç konuşmuyor. Ama zaten sizin ailede de şey, baban zaten problem. Baban problemdi. Hayır, artık hiç babamla yani hiçbir problemim yok. Evet evet. Babamı çok da seviyorum. İyi ki benim babam. Aha. Ama yani... Ben onların böyle bir oğluyum. Konuşulmadı, konuşulmuyor. Bu yok sayılıyor. Ya yok sayılıyor da değil. Ya işte ben böyle bu durumda şöyle şeyler oluyor bu ileride yani. Bu böyle konuşulmuyor. Hiç öyle değil bende. Çünkü full eve böyle tırnaklarımla gidiyorum. Evet gidiyorsun ama şimdi bu konuşulmadığı zaman böyle sen bazen insan istiyor ki işte anasıyla babasıyla aslında konuşulduğunda bu sana içinde böyle çok büyük rahatlık hissettiriyor ya. Ya illa. Ya bu aslında konuşuluyor olsa sen zaten eve zaten böyle gidiyorsun. Hiç kimse de zaten seni arada işte eve gelirken tırnaklarını takma dese sen kalkıp tırnaklarını çıkaracak değilim yani. Yani. Öyle bir annem arada kısa atıyor, çok uzun yani kullanıyorsun evet diyor. Öyle bir kişiliğe sahip bir insan değilsin. Yani fakat bu konuşulmuş olsa işte hani yine orada şeye giriyor işte analarımızın babalarımızın bize işte yaptığı işte ya da etraftan toplumla oradan tabii, buradan tabii, şeylere giriyor yani. Onları da anlayabiliyorum. Şöyle çok özür dilerim. İşte buna mesai harcamak gerekiyor. Bunu işte ana, çünkü burada öğretmen sen oluyorsun aslında. Şöyle, senin benim öğretmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle ama mesai de şöyle harcamak istemiyorum. Hı-hı. Onları da şöyle anlayabiliyorum. Şimdi aynı jenerasyon insanlar değiliz. Hı-hı. Aynı zamanda doğmadık, büyümedik yani. Ben hatırlıyorum çocukken birisi küpe taktığında, hı-hı, babam ona top musun sen falan derdi yani. Hı-hı. İşte erkek adam küpe mi takar derdi. Hı-hı. Milleti kınadı. Oğluna bak yani. Anlayabiliyorum çünkü o bunu, hı-hı, görmüş. O onu öğrenerek yaşamış, hı-hı, öğrenerek büyümüş. Onu da üzmek istemiyorum çünkü, hı-hı, sonuçta benim babam ya da benim annem ve ben onları çok seviyorum. Anneannem de aynı şekilde yani. O da beni çok tatlı destekliyor, ediyor. Evet, şimdi hep velev ki konuşmayalım yani. Hı-hı. Hani konuşmadığımda zaten ben hayatımda her gün bunu konuşarak yaşamıyorum. Kim olduğumu konuşarak bir yerlere girmiyorum yani. Hı-hı. Ben şuyum, beni buraya aslında alın. Aslında konuşmana gerek yok zaten. İşte uzaydan belli oluyor. Gülsen gibi. Tabii canım. İlk ben gidip o transferini. Kadın da konuşmuyor ama görüyorsun. Tabii canım. O transferini ben gidip sokakta yürüdüm. Bana kör çarpsa zaten çekil bacım der. Yani. Bence de kesin dersin. O yüzden böyle konuşmuşsun. Arkadaşlar bir kedi var bebek gibi. Ay, yani pamuk teşekkür gibi. Çok teşekkür ederim. Baksana pamuk gibi. Tabii canım. Pamuk gibi diye. Ya hayır, konuşmak şu şöyle bir şey. Yok, seni çok iyi anladım ben. Konuşmayıp böyle sonra o senin için, insanın içinde böyle bir şey yaratıyor. Anladın ya mı? Hani böyle bilinç altında böyle tabii bir yerleşiyor ki o yüzden hani konuşup bunu yani konuşmak aslında iletişim kurmak çok önemli bir şey ya. Biz insan olduğumuz için. Kesinlikle insanız. Fakat böyle ne yazık ki bizim toplumda bize böyle konuşmakla ilgili hep böyle işte aman yap ama işte hani gizli gizli yap, konu komşu duymasın işte bilmem ne. Hani yap her bokuyu ama işte kimse bilmesin ama aslında beni biliyorlar zaten tüm komşularım. Evet, evet. Aslında bu tam olarak böyle hani dayatılmasa ve böyle öğretilmese bize açık açık konuşulursa ya insan gibi o zaman anne baba olmamalı olmayacak yani. Zaten anne babalığın bir ehliyeti olmalı. Aynen aynen. Yani çünkü o çocuk doğduğunda sürpriz yumurta aslında, karşına evet ne geleceğini bilmiyorsun ve bir baktığında o senin sanatın, bir heykelin, ne bileyim resmin gibi yani. Aslında senin kopyan. Senin ona uyguladığın şiddeti o dışarıda hayvana uyguluyor. Kendinden daha güçsüz birisini uyguluyor. Zaten işte analar babalar çocuk yapınca kendisinden bir tane daha olsun istiyorum. Evet, dünya, olmamalı. Öyle bir dünya senden yok bir yani tane daha olmamalı yani. Öyle bir dünya yok zaten yani. Zaten bence artık kimse ürememeli. Dünyada yer kalmadı. Yani bir gemi düşün. 1500 kişilik bir gemide şu anda 5000 kişi var yani. Sular tükeniyor. Doğa tükeniyor, hayvanlar tükeniyor, tükeniyor. Dünya şu anda bitiyor artık aslında. Şimdi böyle bir tane bir belgesel var, Benim Çocuğum diye. Aa evet, onu izledim. Onu bir arkadaşım çekti benim için. Annemi görüntü izletmiştim. Çok aynen, iyi bir belgesel aynen yani. Aynen. Ben o da mesela yararlı ölçelerde göstermek ve izletmek şöyle ailelere. Ben ilk annemi izlettiğimde onu, hı-hı, annem çok ağlamıştı. İlk 10 dakikasını falan izledi ve orada hep şey diyorlar. Ya çocuğumuz, ya çocuğumuz gibi bir cümle kuruyorlar. Belki de bir cümle kuruyorlar. Annem dedim belki şey, oradaki cümleyi söylemişti bana. Hı-hı. Sen de mi demişti? Ben gülmüştüm, hatırlamıyorum. Bir şey söylememiştim. Hı-hı. Sonra annemin izlemeye devam edemedik. Ben sonra bitirmiştim onu anneme. Hmm. O yüzden benim çocuğum belgesi çok önemli. Evet, belgesel. Çok önemli şeyler ve hani ailelerin de kafasını açmak için zaten hani böyle çok işe yarar. Yani işe yaradığını ben. Belgesi izlemeyebilir de kandırın. Evet. Anneciğim babacığım deyin. Olan bir belgesel varmış. Hayvanlar, antrikotlar, mantrikotlar, boğalar. Yanlışlıkla bu da açın orada. Peki şey, geçmişte çektiğim videolara baktığım zaman böyle hani senin de çok fazla zorbalığa uğradığını, evet, biliyorum. Hani bundan muzdarip olduğunu, bunu seni böyle mutsuz ettiğini de biliyorum. Aslında... Sen çünkü çok hassas ve böyle naif bir çocuksun, evet, yani insansın. Ederim. Çok üzülebiliyorum. Tabii, kadar üzülmüyorum peki böyle, desem, üzülüyorum. Tabii canım.
Yani şu anda tabii o zamanki üzüldüğünün derecesi aynı değil ama böyle şu anda mesela bunlarla nasıl başa çıktım? Biraz böyle bunlardan da bahsetmeni istiyorum. Ya bunları nasıl atlattın? Başa çıkamadım. Kendini nasıl iyileştirdin? Yani başa çıkamadım. Şöyle kendim gibi insanları bulduğumda iyileştiriyorum. Evet. Ya aa, yalnız değilmişim. Evet. Benim gibi başkaları da varmış ya da işte bana ışık olan, bana yol gösteren insanlar olduğunda kendimi iyi hissettim. Çünkü başa çıkamıyorsun yani. Ben şeyi hatırlıyorum mesela, ilkokulda 5. sınıfa gidiyordum ve artık 5. sınıfta çok fazla dövülüyordum. Çok fazla şiddet görüyordum. Çok fazla zorbalığa maruz kalıyordum. Hayatım, dövdüğünüz çocuk bak şimdi burada ne oldu? Siz orada ekrandan bizi seyredin. Onlar nerede, onları hatırlamıyorum. Hani neyse, insanlar küçümsemeyeceğim çünkü zaten onlar küçümsenmiş haldeler. Allah belanı versin. Mesela şaka bir yana, 5. sınıfta mesela artık bir ay okula gitmemiştim. Ya. Yani evden çıkıp okula gidiyorum diyorum anneme ama okula gitmiyorum. Okulun yanındaki parka gidiyorum ve oradan okuldaki çocukların çıkmasını bekliyorum. Onlar çıktığında sanki onlarla birlikte okuldan çıkmışım gibi eve dönüyorum. Bir gün annem toplantıya gelmişti ve toplantıya geldiğinde öğretmen şeydi, ben dua ediyorum. Allah'ım annem ne olur toplantıya gelmesin, ne olur işten izin vermesinler anneme. Annem öğretmenle konuşmasın. Annem okula geldi, öğretmen ne dedik işte Arda'nın dersi nasıl gidiyor falan filan. Öğretmen dedi ki Arda gelmedi. Bir aydır Arda yok. Arda'nın hasta olduğunu düşünüyordum. Çünkü Arda'yla ben konuştuğumda hocam hastayım, şöyleyim, böyleyim diyor. Annem de orada şok oldu tabii. Niye gitmiyorsa etmiyorsa hocanın yanında demedi. Sonradan annem tabii kıyamam beni küçük düşürmemek için. Evet ya, Arda biraz rahatsızdı, şöyleydi, böyleydi dedi. Eve gittiğimizde artık anneme söyledim yani. Çünkü utanıyorsun. Babam okula geldiğimde sürekli şiddet gördüğümü bilsin istemiyorum. Ya da insanların bana top, dönme, ibne dediğini duysun istemiyorum. Çünkü onun kendi aklında kurduğu bir erkek çocuğu var ama ben onun kurduğu erkek çocuğu değilim, onun istediği erkek çocuğu değilim. Allah'tan erkek kardeşim var, tam babamın istediği erkek çocuğu. Futbol oynuyor, koşuyor. Var mı erkek kardeşin? Evet, benden 2 yaş küçük erkek kardeşim var ve tam babamın istediği erkek çocuğu. Çünkü ben yani kendim bildiğimi bilelim, ben yere düştüğümde ay yapıyorum, kardeşim düşüyor X bir erkek çocuğu gibi ay diyor yani. Hani ben hep bebeklerle oynuyorum, kardeşim topla oynuyor. O yüzden de hani ister istemez anne baba için de bir hayal kırıklığı oluyor çünkü öğretilmemiş bir şey, bilmedikleri bir şey. Utanıyorum açıkçası, babam okula gelsin istemiyorum çünkü geldiğinde babamın yanında kız Arda, top Arda, dönme Arda diyorlar. Kötü hissediyorum kendimi. Evet, İşte annem de öğrensin istemedim. Ondan sonra anneme söyledim ve annem işte okula gitmem falan söylemişti. Okey, bir şekilde atlattım ve okula gittim ama daha fazla şiddet görünce artık en son eve ağlayarak geldim. Yeter, ben okula gitmek istemiyorum, bu okula göndereceksiniz, ben okula gitmeyeceğim dedim. Baktığında ne kadar kötü yani. Düşünsene birisi, hadi ben şu anda bunları atlattım, evet iyi para da kazanıyorum, bir işim de var ama o yaşta bir çocuk için psikolojik travma ayrı, eğitimini tamamlayamıyorsun, okula gitmek istemiyorsun. Benim annemler çok sağ olsun okulumu değiştirmişler, başka okula gittim. Bir nevi kaçtım aslında. İşte trans kadınların ya da LGBT bireylerin çoğu okula gitmiyorlar, okulu bırakıyorlar çünkü şiddet görmek istemiyorlar ve ailelerine bunu söyleyemiyorlar. Korkunç. Ay bir saniye, ben biraz önümü kapatmak istiyorum çünkü İzzet Bey beni aradı. Çok dekolte göstermiş bundan. Evet. Çok rahatsız oldu. Mayo ile çıkmadım o istediği için. Sabahlığıma geldim ama bu da biraz... Seren de rahatsız oldu bu arada. Kapattım ben şu anda. Böyle devam ediyorum. Neyse, ben şu an kapatıyorum. Senin diğer soruna geliyorum hayatım. Boşver İzzet'i. Tabii canım, İzzet'i. Benden konuşalım diye. Peki çocukken çok istediğin ama sana alınmayan bir oyuncak. Ay, Barbie bebekler. Barbie, senin de mi Barbie? Ya evet. Nerede senin Barbie bebekler? Şurada, arkamda. Beyoncé nereye kaldırdın? Niye kaldırdın? Boyum yetmiyor. Yönetmen kaldırdı. Yönetmen Bey, bunu niye bana yapıyorsunuz? Kıskandı hayatım. Kıskandı gençliğimizi, güzelliğimizi, Barbie'lerimizi. Titalarını kıskandılar. Tabii canım. Ay çok oldu bu arada bunlar bana. Anneciğim. Oldu derken onlar senin değil zaten. Ha tabii canım, doğru, doğal. Ben böyle oldum. Barbie bebekler. Evet. Yani ben hep Barbie bebek aldığımda annem sobaya atardı. Sobalı evde büyümüş bir kızım ben. Ay ne fenaymış ayol. Evet anne, niye sobaya attın? Gerçekten. Hep sobaya bak, atardı. Bak Barbie bebek gibi yaptın. Tabii canım, sen onları attın gerçeği evet. oldu diye. Babam falan hiç izin vermez Barbie'lerle oynamaya. Ben hep arkadaşlarıma mesela Gözde'ye okulaştıklarımda Barbie bebek alırdım. Gelir evde oynardım. Annem babam sorduğunda ay Gözde'nin bizde kalmış derdim. Sonra da Gözde'ye verirdim onu, bir evde onlar duramayacağı için. Onlar yiyorlardı eminim. Tabii canım. Sıra geldi. Canım yüzde kaç Lubunya'sın? Ben %100 Lubunya'yım der. O uzaydan bile görünüyor da yani. Canım görmeyen kâr. Şimdi ben yüzde kaç Lubunya'sını böyle bir takım şeylerle anlatacağım. Sana direkt sormayacağım da. Hadi. Bunu böyle anlatacağım, tamam mı? Bir de böyle deneyeyim bakayım. Bakın nasıl bir güllüm çıkacak ortaya. Şimdi bu... Normalde birbirimizi gördüğünde, koronadan önce birbirimizi gördüğünde yaptığımız şey. Mesela sen eve gelirsin, ne yaparsın? Ben kapıyı açarım sana. Hoş geldin. Arda'cığım, aşkım. Bir tane. Ne yaparız sonra? Seni nasıl içeri alırım? Ya da nasıl uğurlarım? Uğurlarken de yapılır sana bu. Nasıl yapılır? Aşkım bir düşün. Gözünde canlandır. Aşkım görüşürüz diyorum ben yani. Ay hayatım, pandemiden önce ne yaparsın? Evine birisi geldiği zaman, sevdiğin birileri geldiğinde. Evet. Öpersin. Evet, bu abuş. Abuş. Öpmek. Evet. Öpmek. Biliyor musun abuş? Hiç duymamıştım. İlk defa duydum. Evet.
Evet. Abuş. Ay yavaş yavaş Lubunyak'tan da atılacağım. Zaten ben ne erkek olabildim. Erkek sen tarafı... sen %100 Lubunyak'sın. Bu bu bir sebebi erkeklerde olan benim çok sevdiğim bir yer. Bende yok. Sende de var, bende de var hayatım. Similya. Similya'nın altında olan. John John. Evet. Ah bildim bak bunu hemen. John John'lar. Ne John John? Bende yok. Bende yok. Türkçesi ne? Söyleyemem. Niye? Yumurtalıklarımı. Evet. Şak. Şaklarım. John John muhabbeti. Bende yok ya, hayır. John John muhabbeti. John John muhabbeti, taşak muhabbeti. Evet. Espri yapmaya deniyor değil mi? Yani evet. Ben taşak muhabbeti hiç kullanmadım hayatımda. Öyle mi? Evet. Taşak geçiyorsun. Ha taşak geçmek. Taşak geçiyorsun. Aa evet bunu ya. Kullandım. Evet. Taşak geçme ya dersin ya da. Peki bu, ne diyeyim sana? Karı bilmece soruyor bana. Evet. Neyse tamam hadi ilerleyelim. Sen şu an şey oldun. Hayır kız. Diğerlerini izlediğimde mesela kolleşmek ne demek diyordun. Evet. Bana karı bilmece tamam, soruyor. Tamam cıvır. Cıvır. Aa ben. Cıvır. İşte cıvır. Ben değil hayatım cıvır. Cıvır. Ama kabul etmiyor. Karı yaşıyor bunu. Burada mobbing var. Cıvır. Ben kabul etmiyorum. Cıvır sen olmuyorsun hayatım. Cıvır. Ne sen ne ben. Bak cıvır orada. Cıvır, cıvır demek biyolojik woman demek. Yani evet. Ben. Evet. Biyolojik woman ben. Çark yapmak. Sokakta birilerini beğenip işte şey yapmak. Hey, dolaşmak, dolaşmak, aranmak. Aranmak, doğru. Evet. Mesela biz bir tane çıkıp yürüsek o da bir çark. Evet tabii canım gezsek böyle. Hani bir evet. Çark, çarklanalım diye. Hani boy gösteriyorsun, kendini gösteriyorsun. Aynen. Digin. Digin, digin şeyleri deniyor. Erkeklere denen bir şey. Hem aktif hem pasif olabilen gayler. Evet yani hetero görünümlü gayler değil. Hetero görünümlü pasif. Hetero pardon, görünümlü doğru. Saklıyor. Yani sizler. Ay çok fenasın. Peki ezik? Ezik. Görkem. Ay ağzından kaç. Hangi Görkem? Şaka yapıyorum. Görkem'i de severim bu arada. Hangi Görkem? Senin var da Görkem. Görkem Uzunbey ismi. Evet. Ay inanamıyorum. Niye nereden aklına geldi Görkem? Hayır seni görünce aklıma geldi. Görkem'i severim bu arada. Berlin'de Allah değil mi Allah. Hala? Evet aynen. Görkem'cim buradan selam. Görkem'e... En son biz aşkım Mehmet'in evinde birlikteydik. Ha. Orada bir Berk gülüm yaptık. Berkzal Korel. Tabii canım Berkzal Korel'in evinde. Mehmet ve Babet çorapları. Bitmeyen. Evet ezik. Ezik, ezik ne demek? Eziği hiç duymadım. Yani ezik bildiğiniz şey aslında ezik. Evet. Ama dövmek, bağırmak, işte küfür etmek, eziklemek gibi yani. Eziklemek mi evet, deniyor? Ama ona yani direkt ezik, ezik atmak. Ezik atmak. Evet. Yani olumsuz bir şey. Ezik atmayı hiç duymamıştım. Hmm. Habbe alıkmak. Yemek yemek. Bak nasıl biliyorsun bunu. Tabii canım çok severim. Ben boğa burcuyum. Sabah akşam yemek de lavaş alıkmak. Lavaş alıkmak. Anal seks öncesi temizlenmek. Evet. Köfte yapmak. Birini ellemek. Ne? Birini avuçlamak. Ne neresini avuçlamak? Penisini. Evet. Gacivari. Ben. Aynen. Tamam gacivari, artık şükür. Aynen. Gacivari ben. Evet gacivari hayatım. Kız gibi oluyor yani. Evet. %100 kız. Teşekkür ederim. Bravo. Ay, bunun için bir ödül vereceksin herhalde. İşte vermedin de göt tanesi. Ben Barbie'lerinden çalacağım bir derken. Vereceğim şey yaparken. Program bittikten sonra vereceğim sana şu halinde bir ödül vereceğim. Tabii canım. Yan odada. Sıra geldi sıfır kür sorulara. Karşı tarafta seni en çok ne tahrik eder? Şöyle bu çok değişkenlik gösteriyor bende. Hmm. Benim mesela hiçbir tipim yok yani. Ben enerjiden hoşlanıyorum. Enerjim böyle iyi anlaşıyorsam, yanında keyif alıyorsam beni çok etkiliyor. Hmm. Yani hiç kusurlarını görmüyorum ben. Bunu hatırlatacağım sana. Hatırlat valla. Ama ilk görüşte o tahrik eder sonrasında evet. Düşünülür yani. Bir yerine bakarsın, neresine yani, hissedersin. Görüntüsü yaparsın. Genel olarak iyi giyinsin isterim. Böyle pazara gider gibi giyinmesin, eşofmanla gelmesin ilk buluşmaya yani. Hmm. Ya da mesela atıyorum ilk buluşmaya arkadaşıyla gelen ya da beni arkadaşın yanına davet eden direkt down. Bugüne kadar yatakta yaptığın en ekstrem şey. Ay hadi bakalım Demet Akalın. Ben ekstra bir şeyler yapmıyorum ya. Yani pis şeylerden hoşlanmıyorum. Bunu da yaptım, bunu da yaptım Arda dediğin bir şey olmadı mı hiç yani? Bana her şey çok normal geliyor yatakta tamam, yaptım. Tamam mesela ne yani? Bir düşün. Bir... SCD olmak. Ay tamam okey. Çok normal işte bize normal. Yani hiç pis şeyler yaptırmıyorum. Onun haricinde her şey okey yani. O yüzden hiç ekstrem gelmiyor bana. Hani mesela atıyorum birisini öpüşmek ekstrem gelir. Bana normal. Öpüşmek artık ekstrem. Atıyorum örnek ama... verdim canım. Yani mesela sen bana sor diyormuşsun. Yani senin var. Ben mesela kendim asla vurdurtamam aşkım. Aa. Yani hani yüzüme hiçbir şey yapamazsın. Ben yüzüme de vurdurtmam canım. Yüzüme yüzümde estetiklerim var. Ama onun haricinde yapabilir yani. Yüzüme ne vurduracağım hayatım? Yüzüme vurursa ben bir tane patlatırım. Ben öldürürüm her babanın şeyi. Babanın altına sürerim. Gerizekalı. Hani pis şeyler dışında okay. Her şey okeyim galiba. Peki sosyal medyadan aldığın bu zamana kadar en acayip mesaj?
her şekilde mesaj aldım yani. Bir tane yok. Ya ama hani çok anlatamadım ekstrem aslında. Küfürler. Hani, ya bu da bu ne? Ya teklif de olabilir. Çok alıyorum şey. Ki hani. Ne mesela? Yani para karşılığı görüşmek isteyenler oluyor çok fazla. Evet. Ya da böyle çok fazla oyunculardan da mesaj alıyorum. Ya da futbolculardan. Hmm. Ben de onları soruyorum. Topa iyi vuruyor musun? İstemediğinden yürüyen ünlüler. Bir sürede o da söylenmez ki. Ay bir tanesini söyle. Ama bu günah ya. Kulağımı yani. Söyle. Bunu söylersem diğerleri yürümez. Kulağımı söyle. Kulağımı söyleyebilirsin. Dur. Bilmiyorum da ben bakarım. Bak. Okey. Ben iyi. De bilmiyordum sonra da öğrendim. Okey. Peki en kötü sarhoşluk anını anlatır mısın? Çok var bu arada kız. Bir, en son şeyi hatırlatayım. Bir kere arkadaşlarımla çok eğlendik, çok sarhoşuz. Bir şey kulübe gittik, gay kulübe gittik bir tane. Orada o kadar sarhoş kaçak içkileri var herhalde. Şey dedim, sizinki diyormuş. Şaka yapıyorum. Kördüm Garanti Bankası'na konum atmışım. Garanti Bankası. Burada benim Garanti Bankam falan yok. Onu nereden buldum konum attığını bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Sonra bir kere de Panten Altın Kelebek sonrası sen de vardın orada zaten. Edis'in doğum günündeydik. Ayakkabılarımın birinin kurdelesi düştü. Bütün gece o sarhoşlukta herkese ağlamışım. Ayakkabımın kurdelesi düştü görüyor musun? Yazık kıyamam. Edis diyor ki tamam diyor üzülme alabilirim. Okey. Ondan sonra gidiyorum orada başkaları var onlara ağlıyorum. Onlar diyor ki tamam diyor üzülme ben sana alırım aynısını. Ve olay hepsinden bir renk aldırdım aynısından. Gittiniz bana. Bütün gece ağladı ayakkabımın kurdelesi düştü. Evet, evet ama düştü çok para da verdim ona yani. En son hatırladığım oydu. Ondan sonra bir kez o günde şey vardı birilerini falan soymuşum. Yakın arkadaşımla gitmişiz milletin gömleklerini yırtmışız başka arkadaşlarımızın falan. O gece bir tık kötüydü. İnsanlar çok yürümüşüm o gece. Bir de ben sarhoş olduğumu çok yürüyorum insanlara. Kötü bilmeyin öyle bir insan değilim ya. Siz kimse yerinde yürümüyor musunuz? Yerinde duramıyorum. Tabii canım yanıyorum yanık bir diye. Bir orada bir orada bir tabii orada. Tabii canım tabii. Buraya geliyorsun bir oradasın bir buradasın bir oradasın. Abi de salak salak kızlar ben o kadar sarhoşum. Benle dans et dans et beni çekiştir. Ulan çekiştirme. Ben orada kolideyim yani. Şarktayım orada ben. Aptal. Ayakkabı belki de o salaklar düşürdü orada basıp. Olabilir. Allah belanızı versin. Ben ilk kaç yaşında koli kestin? Bunu ben gerçekten merak ettim için soruyorum. Bir daha baksana öyle. Ay bir bakışta şey yapalım. Kurguda. Yakalayayım ben burayı. Pas. Pas. Sana söyleyeyim bunu. Söyle. İçeri alınırım. Ay saçmalama. Küçüktüm. Bile isteye kestin. Tabii canım. Okey. Ne kadar küçüktün hayat? İşte küçüktüm. Ay söyle ayo. Şuşkulukla her şeyi söyleyebilirsin. Bir tek buna pas geçmek istiyorum lütfen. Söyle kulağımı söyle. Aa, ben de 3. Aa, saçmalama be. Öyle, öyle 3 değil yani, ona 3 ekle. Aa, ne 23 olacağım. Diye, tamam. Evet, 20 hayatı. Sen şey demiş, 20 yaşındın. Ben bunu ayrıntıları sonra sorarım sana. Peki asla yapmam dedin, neyi yaptın buna kadar? Her şeyi. Öyle mi? Asla yapmam dedim, her şeyi yaptım mesela? Ya. Mesela? Ya mesela, asla görüşmem dedim, birçok insanla görüştüm. Asla affetmem dedim, bir sürü insanı affettim. Birisi daha önce evine gittim, yani şey olarak evine gittim. Böyle aramız kötüydü. Ben hiç kimsenin evine gitmem etmem dedim. Bir gün işte Kerimcan'ın after party çıkışında, şeyinin yeni klibinin after çıkışında bendeydik. Herkes bendeyken Samet falan telefonumu almıştı, etmişti. Bir şekilde geri aldım telefonumu. Aşık olduğum kişinin kapısına gittim. Ağlaya ağlaya o kafayla. Sonra tabii ki de pişman oldum. O salağın niye kapısına gidiyorum diye. Genç kızlık heyecanı. Peki ilişkilerde yani yatak sadece yatak için de olabilir bu. Dominant mısın yoksa domine edilmeyi mi seversin? İkisini de seviyorum. Normal ilişkimde de öyle yani. Dışarı hayatımda da öyle. Dominantsın sen biraz da. Evet ama ben yatakta, zaten dominantım. Yatakta da ikisini de seviyorum. Hem domine etmeyi hem domine edilmeyi. Peki puanına baktığın ilk kategori. Ay ben siyahileri seviyorum. Ben de. Siyahileri izliyorum sadece. Siyah yedin mi? E tabii canım ya. Ama bari. Şey demiş, anlattıkları gibi değil yani. Çok değişkenlik gösteriyor. Nerede yedin siyahıyı ama? Türkiye'de. Aa nereliydi? Hatırlamıyorum. Yani. Çok ilgilenmedim. Saatçi miydi? Saatçi mi yedin aşkım? Hayır saçmalama. Saatçi değildi. Hadi oradan. Saatçi olsa daha iyi kız en azından. Az önce gösterdim siyahıyı. Mesela hastanı yani. O olsun ya. Siyahıyı okay. Hastanı gösterdim. Onu okeyim. Ben aşkım, evet diyorum. When you try black you never go back. Bunu da hep söylüyorum. Ya ben birkaç ırk denemişim demek ki. Doğru ırkları hala bulamadım. Sen bir Amerika'ya git de ondan sonra oradan bana telefon edersin. Ararsın aşkım diye. Abla diye. Ben galiba devam edemiyorum. Ay çok iyi. Bedenim kaldırmıyor. Peki beğendiğin birinin ilk neresine bakarsın? Ellerine. Yani şöyle hiç fetişim falan yok burada ama ben mesela hep kendi ellerim de iyi gözükmesini isterim. Çünkü ben konuşurken sürekli ellerimi kıpırdatıyorum ve
İster istemez birisi benimle konuşurken ellerine ve dişlerine şeyim gidiyor, gözüm gidiyor. Mesela sarı dişli böyle dişlerine pislik varsa evet. Öpüşemem. Aa. Yani çok sevsem de böyle hani dişin ön dişleri çürük falan oluyor ya. Evet. Bir pis geliyor, öpüşemiyorum. Bir de elle böyle tırnaklarını yediyse mesela vücuduma dokunduğunda sanki mikrop kapacak gibi hissediyorum. Çok komiksin. Kendinize bakın, cinsel, iyi kokun, iyi olun. Cinsel yönelimini nasıl tanımlıyorsun? Bir yönelimim yok. Yani şöyle bir yönelimim yok. Bir kalıba sokmuyorum kendimi. Okey. Yani sokacak olsa. Bir kalıbım yok, hayır. Bir kalıba sokmuyorum kendimi. Non-binary'sin. Evet, yani. Non-binary. Kesinlikle non-binary'yim. Yani o da çok sayılmam. Bugün öyleyim, yarın değişebilir. Tamamen o paşa gördüğüme, keyfime göre. Evet. Hadi non-binary olsun senin için. Bugün böyle hissediyorsun. Bugüne pembe kimlikli yani. Kadınım ya. Cinsiyetsizsin. Akışkan cinsiyet. Akışkan diye. Bir cinsiyetim olduğunu düşünmüyorum. Peki sence bizi linç edenlerin bilinç altında ne yatıyor? Bence alttan alta biz gibi olmak istiyorlar. Evet. Bizim yaşadığımız gibi yaşamak istiyorlar. Evet. Özgür olmak istiyorlar ki... Evet. Ben heteroseksüellik diye bir şey olduğunu inanmıyorum. Kimse heteroseksüel değil yani. Bu öğretilmiş bir şey. Heteroseksüel bir aile doğuyorsun. Öyle büyüyorsun yani. Homoseksüel bir aile olsaydın homoseksüel olmak sana öğretilecekti. O yüzden alttan alta denemek istedikleri, merak ettikleri ya da izlemek istedikleri için bize tepki gösteriyorlar. Genelde zaten iki kadının seviştiği pornoyu izlemekten keyif alıyor bu insanlar. Hmm. Ama iki erkeği seviştirdiğinde bunlar rahatsız oluyorlar. Çünkü alttan alta alt psikolojilerinde bunlar yatıyor bence. Peki bugüne kadar sana yapılmış en büyük modellik neydi? Yani şöyle, o gelirse ben gelmemler oluyor tabii. Çok sevdiğim insanlardan da sanki bana hiç gelmeyecek, ben hiç duymayacağım gibi. Bana geliyor, çok başarılısın, ölüyorum, bitiyorum, aşkım, iyi ki varsın. Sonra arkadaşlarım atıyorum bir şey yapıyor. Ay ona haber vermediyseniz söylemeyin. O gelirse ben gelmem. Yani, ay filan. Ay siktir git, sana da ölüyorduk, ay, bayılıyorduk. Aptal, ağlıyorum sen. Zaten sen o sıkıcı sarkmış götünle ben de aynı yerde olmayı istemem ya. Peki en kötü date anın, kolye anın da olabilir bu. Ay birçok şey yani, fotoğraflarıyla alakası olmaması. Ya ben mesela geliyor, eğer bir kere görüşeceksem, hani belli bir amaç için görüşeceksem fotoğraf istiyorum. Ve attığı fotoğrafla aynı olmuyor. Aşkım hadi hadi. Kalk lan. Kapı orada arkanın dönme çıktı yazısına. Aşkım bugün hiç enerjim yok. Ben de babet çorabına öyleyim. Babet çorabı giymeyen erkekler yazsın yazıyor benim aplikasyonlarda, profillerimde. Babet çorabı bana olmuyor yani. Mesela böyle geliyor, böyle bakıyorum, babet çorabı var. Diyorum olmaz, yapamam diyorum. Gider misin diyorum, git gönderiyorum. Ben de yani olmayan şeyler olduğunda evet. Böyle ne bileyim. Bir kere düşüyor libido. Benim de. Çık aşkım libido, diyorum. Libido, enerjim libido, yok. Biz başka gün görüşelim. Aşkım geldik hızlı sorularına. İstanbul mu İzmir mi? İstanbul. Yemek mi koli mi? Yemek. Yemek mi? Evet. Aa, gerçekten İkisini mi? İkisini de yiyorum sonuçta. Evet de yani koli yemek yediğin zaman onu yiyemiyorsun. Ben yiyorum. Nasıl yiyeceksin hayatım? İyi tamam sen bilirsin. Sen yemeği seç, biz kolileri alalım bari. Okay. Sarışın mı esmer mi? Ay sarışın galiba ya. Uzun mu kısa mı? Uzun. Kalın mı ince mi? Kalın. Mutfak tezgahı mı yemek masası? Mutfak tezgahı. Orospu. Göz bandı mı kelepçe mi? Kelepçe. Barbie mi Cindy mi? Barbie. Vodka mı viski mi? Vodka. Estetik mi make-up mı? Ay estetik. Kıllı mı kılsız mı? Kılsız. Aktif mi pasif mi? Bir şey demiştim, pasif. Herkes şov. Ya diyebilirsin de. Aktif bağlı. Pasif. Hayır bir tanesini seçeceğiz. Hayır ikisi de. Okey. Kerimcan mı Samet mi? Ay. Ya tabii ki de şöyle, Kerimcan'ı da çok seviyorum. Evet. İyi ki hayatımda. Ama Samet benim canım, burada ismin baş harfi yazıyor ya yani. Evet, Samet'in sesini. Samet benim hani her şeyimi istesin, gözüm kapalı hiç düşünmeden vereceğim kişi yani. Okay. Samet benim öbür hayatımda herhalde annemdi. Ya. Evet. Alt mı üst mü? Alt. Bağışanlar gibi. Alttan üstte çıkıyorum. Çok mantıklı var, alttan üstte çıkıyorum. Olgun mu toy mu? İkisi de değil, orta. Ha. Yani şey, mantı. Mantı. Okey mi, Drex mi? Drex. Sorularımızın sonuna geldik. Şimdi papaz kaçta oynayacağım. Papaz kaçta oynayacağım. Git ona git benden. Selam söyleyin bütün aşklarım. Ne? Ben mi çekiyorum? Sende şey var mı, ikili var mı? Yok şu anda. Sende de yok abi. Ne ya? Papaz ha nerede? Ben de. Diyorum canım. Nerede? Hayır, bir bak yani diyorum ben. Ay,
Allah'ım güzel papaz değildir. Bırak be. Ay değil be. Bittin gözün aydın. Ver. Bittin helal olsun. Abi yenildin mi ben? Papaz bana kaçtı. Yani. Arkadaşlar papaz yine bana kaçtı. Sen papazları seviyorsun. Bir tık papaz seviyorum. Tabii canım kiliseye gittin. Ay biraz daha güzel bir adam olsaydı keşke bu papaz ya. Güzel kız. Abartma. Karakteristik bir burnu var. Güzel, doğru söylüyorsun. Tabii canım. Sana benziyor biraz. Aptal. Burnu ağzına giriyor diye. Şimdi cezan. Evet. Kimi aratayım kız? Didem Soydan'ı ara. De ki sen Arda Bektaş'ı kıskanıyorsun. FaceTime arayabilirsin. Okay. Ama şimdi meşgulse FaceTime. Açmaz, olabilir. Sporda gördüm. Öyle mi? Peki sen Arda Bektaş'ı kıskanıyorsun. Görüntülü arıyorum. Evet. Ben söylemeyeyim. Sporda aydı en son açmayabilirim. Belki açalım. Biz de görüntülü araman vardı Didem'e. Ancak böyle Amerika'da falan olduğu zaman başka ülkelerde ise görüntülü konuşuyoruz. Olmadı. Aa, bağır ara. Bağır çok seviyor şey görüntülü aranmayı zaten. Evet. Olayı o. Aşkım. Ben de görüntülü aramayı seviyorum bu arada. Benim normal aramayın görüntülü arayayım. Bağır konuşmayı, telefonu konuşmayı sevmiyor. Bazı insanların öyle anksiyeteleri var. Ben de hiç konuşmayı sevmiyorum. Benim görüntülü ara. Açmıyor. Bak kimse açmadı kız seni. Aa. Açmıyor, neyse. Açmadı. Başka? Yok artık. Aradım herkese. Aradın, denedin şansını. Evet. Yaptım mı? Yaptım arkadaşlar. Olmadı, olmadı. Boş verin. Ay, iyi ki geldin. Aşkım, iyi ki geldim. Benim için çok tatlıydı. Çok teşekkür ederim. Evet, iyi ki geldin. İyi ki geldin. Şey yapayım. Canım. İyi ki geldin. Evet, öyle yaptım zaten. Çok iyi geldin. İyi ki geldim gerçekten. Aynen, İnşallah senin için çok daha güzel şeyler olur. Senin için de öyle. İnşallah bol izlenir, bol abonen olur. İnşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da. Aynen, unutmuyorsunuz bunların hiçbirini zaten her zaman söylüyorum. Paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Gösterin, herkese gösterin. Bütün çevrenize gösterin, akrabalarınıza gösterin, komşularınıza gösterin. Herkese gösterin. Çoluğa çocuğa, herkesten. Gösterin, gidip başka programlar izleyeceğinizde bu tatlı programı seyredin. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye. Bye. Buralarda neler bir